5. günündeyiz. Her gün uyguladığımız kitap okuma etkinliğine şu an başlayabiliriz. Haklıydı. Canım hiçbir şey yapmak istemiyordu. Her zamanki gibi. Özel Hacı Naci Ateş İlkokulu olarak her yıl okuma programlarımız vardır. Bu yılda programımızı değiştirdik. Her gün sabah 1 saat okuma programımızı uygulamaya başladık. Ancak güne başlarken kahvaltımız vardır her gün sabah. Kahvaltının akabinde de 1 saat her gün kitap okuyarak kitaba karşı önemini ve çocukların soruları daha anlayabilme kabiliyetleri, okuduklarını izah edebilme kabiliyeti artırabilmek için bu 1 saatlik okuma saatimiz her gün devam etmektedir. Dersler tamamen matematik, Türkçe ve sosyal bilgilerin soru sistemleri anlamaya yönelik sorular çıkmaktadır. Bu nedenle bu okuma programımızın etkisi hem matematik, hem Türkçe, hem diğer derslerde etkisini göstermiştir. Bizim okulumuzdaki birinci önceliğimiz çocukların kitap okuması. Çocuklar kitap okuyarak öncelikle okuduklarını daha iyi anlayabiliyorlar. Bunu seçmemizin nedeni, kitabı birinci öncelik bulmamızın nedeni, eğitim sistemimizde belki de en büyük sorunun okuduğunu anlayamama sorunu olması. Yapılan sınavlar, sınav şekli, yaklaşımlar bunu bize çok iyi bir şekilde gösteriyor. Biz de çocuklara düzenli bir şekilde, planlı bir şekilde kitap okumaları gerektiğini, çocuklarla birlikte kitap okuyarak göstermek istedik ve bunda çok başarılı olduk. Çocukları kitaplardan sınav yapmadık. Çocuklarla birlikte kitap okuduk ve okuduğumuz kitapları hem çocuklar hem öğretmenler anlattık, velilerimize sunuşlar yaptık ve bunların sonucunda çocuklar kitaba daha bir aşkla sarıldılar. Sonra okulumuza geliyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz, 1 saat kitap okuyoruz arkadaşlarımızla beraber. Öğretmenimiz de bizimle kitap okuyor. Okul başladı başlayalı 43 kitap okudum, 6000 küsur sayfaydı. Kitap okumak benim için bir tutku. Kitap okumayı çok seviyorum. Şimdiye kadar 35 kitap okudum. Bilgiler öğreniyorum. Tüm kitaplarım bilgili ve maceralı kitaplar. Annem ve babam kitap okumamı çok seviyorlar. Kitap yetiştiremiyorlar. Evimde çok az kitabım kaldı. Okumak bilgiyi artırır, cehalet.